Merhaba sevgili Binlerim Balkon dinleyicileri. Bugün YouTube'daki ilk içeriğimiz olan, hemen içeriğin adını da söylüyorum. Kahve içmelik muhabbetler. Çok yaratıcı bir içerik ismi. Kesinlikle bir şey Çok işte. tatlı. Neyse. Bu arada bu bayağı bunun üstünde bayağı düşündük yani. Bayağı düşününce bu isim çıktı. Bugünkü konuğumuz Yağmur Sevinç. Merhaba. Evet, kendisini Twitter'dan, Geek Yapar'dan veya başka nereden tanıyabilirler? Mesela dur, hemen notlarımı okuyayım. O kadar not aldım. Dizigel.com'da yazarlık yapmış. Evet, bir dönem Sonra orada yazarlık yaptım. evet. Kendisi şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyor. Kesinlikle Boğaziçi konularına girmeyi planlamıyorum çünkü çok ilk günden kanalı kapattırmak istemiyorum. Yok. Evet. Aynı zamanda Türk Edebiyatı Sanat Dergisi'nin Eylül 2020 ve Ekim 2020 sayısında şiir yazarı olarak yer almışsın. Evet. Evet, işte bunlar değineceğiz teker teker bugün. O zaman ilk sorumla başlamak istiyorum. Tabii. Bize kendini tanıt. Çok basit bir soru ama Yağmur Sevinç kimdir? Yağmur Sevinç, 20 yaşında. Kendini geek olarak görmeyen fakat geek muhabbetlere katılmayı çok seven. İneğin tekidir desek. Doğru olabilir gibi geliyor. Evet, ben o zaman hemen ilk sorumu atıyorum çöpe. Neden? Neden? Şöyle Atma, atma. bir soru düşünmüştüm. Bunu daha çeşitli nasıl sunabilirim? Neyse. Geeklik maceran nasıl başladı? Nasıl desem, mesela kendime örnek vereyim. Ben babam sayesinde bu mecraya atıldım. Babam film dizi çok seven biri. Marvel'ı da o başlattı, Star Wars'ta da o başlattı. Senin böyle bir hikayen var mı? Ne kadar tatlı. Ben yani Marvel'a ve hani işte ben Marvel'a başladım diyebilirim bu hani evren muhabbetine girmeye. Marvel'dan önce yani Marvel'a düşmeden önce diyeyim kitap okumayı çok severdim. Hala da seviyorum tabii de hani kitap okumak böyle bayağı benim hayatımın merkezinde olan bir şeydi. İşte bilim kurgudur, işte ne bileyim fantastiktir, işte klasiklerdir falan. Ondan sonra ben 10. sınıfta falan bir dedim bakayım neymiş bu muhabbet. Çünkü herkes konuşuyor Marvel filmleri falan filan diye. Neymiş bu muhabbet dedim. Winter Soldier'a başladım ilk. Winter Soldier'ı izledim. Ben bir düştüm. Bir düştüm bu filme. Ondan sonra bir tane arkadaşım da o dönem çok severdi böyle işte Marvel, DC falan hani süper kahramanları. O dedi ki gel senin de bütün Marvel filmlerini baştan sona izleyelim. Tamam dedim. Marvel filmlerini izledik. Bitti. Hep böyle ben bir Iron Man'ci oldum. Böyle bayağı hayrandım yani. Bu hani bir dönem şey istiyordum hatta. Bu Avengers dövmesi var ya. Evet. A6. Ondan yaptırmak istiyordum. Yani düşün o kadar düşmüşüm ben bir dönem. Bu Endgame'e kadar tabii. Ondan sonra Doctor Who'yu izledim falan. Baktım aa böyle güzel bir evren varmış burada da. Bu da güzelmiş. Biraz da buraya bakayım. İşte aa bilim kurgu sevenlere geek deniyormuş. Oo çok havalı. Demek ki. Bu kadar basit bir tanım değil mi? Bilim kurgu severlere geek deniyormuş. Yani biraz kendi merakım oldu. Biraz böyle arkadaşlarımın iteklemesi oldu. Böyle Marvel'ın ve Winter Soldier'ın çok büyük yardımı var bu konuda. Böyle oldu. Peki hiç buralara geleceğini düşünmüyor musun? Buralar derken onu da açayım biraz. Mesela bizim sistemimizde mesela bir ilk yapar kulübü demek yanlış olmaz bence. Çünkü bizim de ilham aldığımız çeşitli yerler var. Bunların başında köklü bir site olan Geek Yapar da var. Hiç buralarda bir yazar olacağın ya da içerik üreticisi olacağın hiç aklına geldi mi? Yani çok istiyordum. Ben küçüklükten beri böyle bir şeyler üretmeyi, yazmayı çok seviyorum. Üretmek deyince biraz kulağa böyle büyük bir kelimeymiş gibi geliyor ama hani böyle işte Tumblr'ın vardır, oraya iki yazı atarsın, edit yaparsın, onları koyarsın. Ya da böyle blog açarsın Blogspot'tan ya da işte forum açarsın, forumlara katılırsın falan. Ben bu muhabbetlere küçüklükten beri dahil olmayı çok seviyorum. Sonra yazı yazmayı sevdiğimi keşfedince de çok küçükken blog açmaya başladım. Ondan sonra da işte Geek Yapar'ı keşfettim. Geek Yapar'ı ben zaten ilk siteden keşfettim. Geek Yapar'a iki yazı yolladım ve hani çok çok istiyordum Geek Yapar'da yazar olmak. Çok istiyordum. Sonra teklif geldi. Kesinlikle hani kabul edeceklerini düşünmezdim. Ama ettiler ve çok hoş oldu bu gerçekten. Yani düşünebileceğim bir şey değildi. Sadece benim için işte yazıyorum, kenara koyuyorumdu. Çünkü böyle Geek Yapar'da yazıp biraz daha şey oluyor yani insanlarla daha çok kişiyle paylaşma imkanı buluyorsun en azından. Bu çok büyülü bir şey. Ve hani hiç böyle düşünmezdim böyle
çok fazla insanın yazılarımı okuyup da gelip yorum yapabileceğini ve hani üzerinde konuşabileceğim, yazılarım üzerine konuşabileceğim insanlarla tanışabileceğimi. Bu harika bir şey. Bayağı güzel bir hikaye aslında. Yani deyince Hehe. biraz şey oldu. Hehe. Neyse. Hehe. Peki. İlk yazını 8 Aralık'ta ya, 60 19'da. Bunu da Öyle mi araştırdım. yapmışım? Evet, öyle yapmışsın. Ben daha iyi biliyorum. Benden iyi çalışmış. Evet. Siteli yazılarında genellikle fantastik şeylerin ağırlıklı olduğunu gördüm. Yani gerçek hayatta da fantastik şeyleri mi tercih edersin eserleri, yoksa sadece sitede öyle mi denk gelmiş? Şimdi bu çok şaşırtacak seni ama fantastik edebiyata çok fazla hakim olduğumu düşünmüyorum aslında. Sadece fantastik edebiyata ilgi duyuyorum hala ve hani hala böyle içine çok girebildiğimi düşünmüyorum. Silmarillion antolojisini şu anlık yazıyoruz. Hani böyle en işte fantastik yazı serisi olarak söyleyebileceğim o var. Çünkü Tolkien'a çok düşmüştüm ve Tolkien'a düştükten sonra da Tolkien böyle bir çukur, biliyor musun? Hobbit'i okuyorsun, seviyorsun. Lord of the Rings'i okuyorsun. Vay anasını diyorsun. Silmarillion'u okuyorsun. Düşüyorsun. Bir bakıyorsun 13 cilt var. Bunlarla alakalı. Bu bir çukur. İşte Silmarillion'u çok seviyorum. Fantastiğe de oradan düştüm zaten. Onun dışında mitolojiyi de seviyorum. O yüzden böyle biraz evet ilgim var. Ama hakim olduğumu çok düşünmüyorum ya. Yani ilgim var en azından. Onu söyleyebilirim. Bilim kurgu falan da seviyorum. Benim asıl hani bilgim var diyebileceğim kısım klasikler aslında. Ama ilgim kesinlikle var fantastik edebiyata. Ben o Tolkien çukuruna hiç giremedim. Bir şeyi aldım. Beren Lüthen miydi? Oy. Telaffuz edemiyorum. Onu aldım. Onu da Velutiyen. okumadım. Rafımda duruyor. Bakışıyoruz O arada. zaten şeyde var. Silmarillion'un içinde olan bir öykü. Beren ve Lúthien'i ayrı olarak yayınlamışlar. Bu biraz daha şey. Hikaye nasıl evrildi falan. Onu anlatıyor kitap. Ama çok tatlı yani. Bilmiyorum. Bir gün düşersen Silmarillion çukuruna. Çok güzel burası. We Yani have cookies. düşmeyi planlıyorum çünkü Lord of the Rings film olarak benim çok sevdiğim bir film. Ve o Kesinlikle evrene çok iyice güzel. girmek için kitaplar, Hobbit filmlerini çok eleştiriyorum mesela. Ben neden eleştirdiklerini anlamıyorum kitapları okumadığım için. Ben Hobbit filmlerini izlemedim açıkçası. Bana izleme diyorlar ve hani ben diyorum ki şu an keyfimi kaçırmak istemiyorum. Biraz kalsın. Sürekli erteliyorum. İzleyemedim onları o yüzden. Ama kitabı hoş yani tatlı böyle. Masal kitabı diyeyim. Minnoş bir kitap. Lord of the Rings biraz daha ciddiyetli bir üçleme. Silmarillion zaten biliyorsundur baya böyle Evet. Ansiklopedi gibi diyorlar. fantastik. Evet olabilir. Böyle çok şey yaratılıştan başlıyor. Ve hani büyük bir lore anlatıyor. O yüzden biraz daha ciddi bir kitap o. Ama çok çok güzel ve çok seversin bence. Burada hemen böyle misyonerliğimi de yapmış Tolkien olayım burada. bence çok başarılı bir yazar olduğunu Kesinlikle. tahmin ediyorum. Ya okumadığım için kesin de bir şey diyemiyorum ama mesela ben onun bazı yöntemlerini alıyorum. Mesela o hikaye yazmaya şey diye başladı ya, harita çizerek. Ben de mesela Evet. bizim bir tane D&D oyunumuz olacak. Direkt ilk harita hazırlarım. Haritadan sonra hikayeye başlarım. Böyle ufak tefek Tolkien'den birkaç şey aldım var ama hiç okuma fırsatına şey varamadım. Olsun, olsun. Çok geç değil. O zaman herkesin merak ettiği bir soru. Sen ne? Yok, o değil. O yanlış soruldu. Sen ne diyorsun diye. Öldü, öldü. Yok. Gelmeyecek. Öldü. Peki şimdi önceden şeydi. Geek Yapar'la site çok ayrı konulardaydı mesela YouTube kanalıyla. Mesela YouTube kanalında nasıl Ömercan abi falan varken sitede daha farklı sen vardın işte diğer yazarlar vardı. Son dönemde Dedeler Sofrası mesela YouTube kanalı kuruldu. Ondan beridir Geek Yapar'da yazarları daha çok öne çıkarmaya başladılar. Bunda yani bundan nasıl sorabilirim dur. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Yani nasıl bir etki oldu senin üstünde? Yani artık insanlar seni görüyor bizzat. Bu benim en büyük korkumdu bu arada. İnsanların beni görmesi ve hani, video ve yayınlar çok korkardım. O yüzden çok korkuyordum ben hani videolara çıkmaktan.
Ama şu an hem eğleniyoruz hem de izleyenler de keyif alıyorlar. Yani güzel tepkiler de alıyoruz. O yüzden neden olmasın ki dedik. Sonuçta iki geek bir geekten iyidir. Değil mi? Tabii. Kesinlikle. Ve siteyi hala kullanıyoruz bu arada. Yani biz Evet, hiçbir şey zaman siteden kullanılıyor. aslında çok ayrı olmadı. Şöyle, Yiğitcan abi varken de sitede Yiğitcan abinin yazıları vardı. Aynı şekilde videoya çıkanların da yazıları oluyordu. Ama evet, dediğin gibi şu an biraz daha böyle iç içeyiz. İşte YouTube'da ne olursa sitede de onun yazısı çıkıyor. Mesela ilk bölüm canavarı çıkıyor YouTube'da ve onun yazısını da çıkarıyoruz. Ya da işte saga çekiyoruz. Kitap muhabbeti yaptığımız bir kitap kulübü tarzında bir video serimiz var Saga diye. Ve Saga'da kitap işte muhabbetini yaptığımız kitapların bir listesini de sitede yayınlıyoruz. Gibi gibi hala böyle bir şeyimiz var. Beraberliğimiz böyle. Hani çok ayrı değiliz. Beraberliğimiz var. Ama dediğim gibi bir geek iki geekten iyidir. Muhabbet güzel dönüyor. İnsanlar da keyif alıyorsa bence böyle iyiyiz ve böyle devam edebiliriz diye düşünüyorum. Yani şu Şahsen anlık ben bir böyleyiz. izleyen olarak çok keyif alıyorum. Teşekkür ederim. Yaşasın. İstediğimiz de buydu. Oley. Zaman hemen diğer sorulara geçelim. Sorulardan sonra bir de böyle hafif gündemle ilgili bir muhabbet düşündüm. Sadece röportaj Okey. tarzı olmasın da. Evet. Çok resmi oluyor Tatlı çünkü olur. böyle. Aynen. Sorulardan biri zaten gitti direkt. Geek Yapar'a nasıl dahil olduğumdu. Oley. Tek taşta iki kuş. Evet, Geek Yapar sorularından biraz sıyrılıyoruz artık sanırım. Zaten bu programın da asıl amacı seni buraya çağırmamızın da asıl amacı değil. Geek Yapar'ı tanıtmak değil, seni tanıtmaktır. Ne kadar kişiye tanıtacaksak da artık çok küçük bir kitlemiz var. Tatlı. Evet, Neden biz böyle olmasın içine ki? kapanık bir projeyiz. Çok tatlı. Küçük bir aileyiz. Evet. Herkes herkesi tanıyor. Harika. Küçük bir kasaba burası. Batı dilleri ve edebiyatları öğrencisiymişsin. Bu bölüme ilgin nasıl başladı? Mesela bunu sorabilirim. Çok mantıklı. Harika. Şey dedim ya hani kitaplar benim hayatımın merkezindeydi diye. Evet. İşte kitap okuyorsun, dilcisin, tamam mı? Yapabileceğin şeyler sınırlı oluyor bu durumda. Yani öğretmenlik ya da çevirmenlik ya da edebiyat okuyacaksın. Çok fazla bir seçeneğin yok. Ve edebiyat tam benim bölümüm. Yani edebiyat gerçekten böyle benim isteyerek yazdığım bir bölümdü. Geldi de Batı dilleri geldi. Ben de okeydim bu duruma. Şu anda da harika gidiyor. Batı dilleri edebiyatı. Yani İngiliz edebiyatı tam şey bölümü ya. Böyle geek bölümü biliyor musun? Çok harika bir bölüm İngiliz edebiyatı. Ve böyle tam bana uyduğunu düşünüyorum. O yüzden hoşuma gidiyor yani bu durum. Edebiyat okuyor olmak. Ben de büyük ihtimalle sayısal seçmeseydim bu bölümlere yönlenmeyi planlıyordum. Çünkü ilgim olan bir bölüm. Ya buna Hı. yönelecektim ya da sinema televizyona. Ama şartlar işte sayısala el verdi. Sinema televizyon da çok tatlı bölüm ya. Gerçekten. Evet, benim çevremde çok sinema televizyoncu olduğu için bir de benim dayım sinema televizyoncu yönetmen şu an. Ama işsiz Uy, kaldığı ne için güzel. ailem pek sıcak bakmadı. Türkiye şartları. Evet. Geçmiş olsun. Sağ ol. Çok büyük acımızdır. Bir yıldız daha kaymış. Peki, ilk yaparda seni videolarda görüyoruz. Peki dışarıda nasıl birisin? Bundan bahsedebilirim. Biraz Dışarıda da genel bir çok soru konuşan. oldu ama. Olsun. Harika bir soru bence. Dışarıda da çok konuşurum. İlk yaparda çok konuştuğum gibi dışarıda da çok konuşuyorum. Dışarıda da çok fikir belirten bir insanım. Böyle şey değilim yani. İşte ilk yaparda böyle konuşuyor kamera önünde ama gerçek hayatımda çok böyle içe dönük birisi falan. Hani o tarz bir şey yok. Ben gerçek hayatta da çok severim kitap muhabbeti yapmayı ya da işte dizileri, filmleri konuşmayı. Şey, ilk yaparda da yapıyoruz bunu. Ne diyebilirim? Çok böyle ekstrovert bir insan olamıyorum tabii de. Böyle, onu da şeye inanıyorum ben biraz. Bu tür şeyleri seven insanların içinde bir introvertlik oluyor, bir içe dönüklük oluyor yani. Böyle çok şey insanlar olmuyorlar bunlar. Böyle çok ne denir? People person deniyor ya. İnsanların arasında bulunmaktan keyif alıp onlarla aktiviteler yapmaktan hoşlanan insanlardan pek olmuyor geek tayfası gördüğüm kadarıyla. Tabii ki Evet. istisnalar var.
Ama hani genel anlamda böyle biraz daha şeyiz, böyle içimize kapanık. Bırak beni şu evrende kaybolayım. Bırak beni şu kitabımı bitireyim. Ben de öyle bir insanım. Yani ben de sanırım öyle bir insanım. Balkon sohbetlerini kaydediyoruz. Ben genelde konuşmam, zaten dinleyiciler de fark ediyor. Böyle. Neden kendimden bahsediyorum bilmiyorum bu programda da. Bahset, neden olmasın? Yani Karşılıklı bir sohbet evet, gerçekleştiririz sen lütfen. bana sor. Ben sana sorayım. En Yok son ne yok. izledin? En son ne izledim? WandaVision izledim. O Ne kadar. izledin? WandaVision. WandaVision. Harika gidiyor. Çok güzel. Yarın yeni bölüm falan Yaşasın. böyle. Tatlı bir dizi ya. Hiç beklemediğim kadar tatlı çıktı o da. Evet. Yani ben ortama bir iş bekliyordum ama bu işten sonra dedim ki tamam, Disney Plus olmuş, yani ne çıksa ben okeyim buradan. Aynen öyle bu arada. Aynen öyle. Ve tam Yani şey Soul'un üzerine bekliyordum ben de. geldi. Neyin? Soul. O da Ha, güzeldi. Soul'un. Soul ne kadar tatlı bir filmdi ya. Evet. Bir damla gözyaşı akıttım Soul izlerken. Çok tatlı bir filmdi gerçekten. Böyle Pixar'ın animasyon filmlerini izlemek çok keyifli oluyor. Pixar'ı ben çok seviyorum ya. Pixar'ı ben de bayağı seviyorum. Yani animasyon konusunda bence en başarılı film şu an o. Tabii, böyle Pixar deyince bir kalite bekliyorsun, değil mi? Ve o kaliteyi de karşılıyor genelde. Hem genel izleyiciye hitap ediyor, hem çocuklara hitap ediyor, hem bir ders verme amacı var ve dersi yüzüne vurmuyor. Alttan alttan işleyip bir anda vurunca o dersi çok iyi etkili alıyorsun. Kesinlikle kör göze parmak gibi anlatmıyor ve çok böyle şey de anlatmıyor. Ne denir? Çok alt mesaj vererek de anlatmıyor. Böyle çok tutarlı, harika bir hikaye anlatma tarzları var Pixar'ın. O yüzden bayılıyorum Pixar filmlerine. Özellikle Wall-E'yi çok severim. Wall-E harika bir filmdi. Bir de Up. Evet. Up ve Wall-E. Çok çok iyi filmler gerçekten. Şimdi o zaman bir klasik bizim bir klasiğimiz vardır yani balkon olarak. Yani her işimizde bir yerde John Watts gömeriz. Şu an onu nasıl gömeceğimi düşündüm. Pixar işleri John bence Woss John mu Watts'ın gömercin? işleri çok işlerinden daha iyi. John Woss şey olan John Woss bu. Avengers'ın. Yok, John Watts Spider-Man'in Hangi John yönetmeni. Woss? Tamam, okey. Niye gömüyoruz onu ya? Benim o adamla bir alıp vermediğim yok. Biz sevmiyoruz genel olarak. Tamam, ben de sevmiyorum O artık. konukları da sevdirtmeyeceğim yani. Tamam, artık ben de sevmiyorum. Hadi Yazıklar eyvallah. olsun. Lanet Yazıklar olsun. olsun John Woss. Lanet olsun John Watts. İyi, John Şey de o Watts dediğin çekecek sanırım. fantastik Emin zaten. değilim ama fantastik. Değil mi? Evet. Onu da mı sevmeyeceksin? Büyük ihtimalle fazla. Tam onu da sevmiyoruz artık. Fantastik 4'den de umutlu gibiyim ya. Bilmiyorum. Yeni Marvel işleri hoş gibi gözüküyor bence. Ben Fantastic 4'ten umutluydum. Sonra John Watts'ın yönetmen olduğu açıklandı. Umutlu olamadım. Tüm umudum söndü. Ah be, ah be. Bilmiyorum ya, umutlu gibiyim. Bilmiyorum. Tatlı gözüküyor o da. Yani umarım bu şey eski filmler gibi bir şey görmeyiz tabii de. Yani ben çok ya biz bunu çok konuştuk diğerleri yarısında da. Filmin yazarı da çok biri. Böyle komedi filmleri yazmış böyle. Ama cheesy komediler. O yüzden sanki eski filmlerden çok farklı olmayacak gibi geliyor bize. Cheesy komediler. Fantastic Four'a. Bak bilemedim şimdi. Böyle çok kozmik bir Bilemedim hikaye şimdi. bekliyorsun çünkü Fantastic Four'dan, ilk aile falan. Kesinlikle. Bilmiyorum ya. Umarım güzel bir şey çıkar. Ben artık gerçekten çok sıkıldım bu Marvel'sızlıktan. WandaVision iyi geldi işte onun için. Evet, böyle bana bir yıl o ara iyi geldi aslında. Far From Home, John Watts'ın son işi. Zaten MCU'nun son işi John Watts olmuş Yazıklar da. olsun John Watts. Far From Home'u ben beğenmiştim ya ama şimdi John Watts'ı gömüyoruz. Tamam, Yok, Far beğenmedim From Home film olarak güzel film. ben de. Tamam, Bizim okey. Güzel film. sıkıntımız John Watts'ın karakterleri uyarlama şekilleri. Bu şeyden mi bahsediyorsun burada? İşte Peter Parker'ı bayağı bir değiştirdi sonuçta yani. Mesela. Evet, biraz şey oldu bu. Dude bro yorumu gibi oldu. Nasıl desem, işte hiçbir şey değişmesin, her şey sabit kalsın da. Karakterlerin temellerine sabit kalmadı
Karakterlerin temellerini korumadığı için biraz kızgınım. Yani Dude Bro yorumu gibi gelmiyor bana. Çünkü bir noktada bence sadık kalmak zorundasın. Çünkü insanlara sen onun sözünü vermişsin. Ben Spider-Man'i uyarlayacağım demişsin. Ve böyle bir Spider-Man uyarlamışsın. İnsanlar orada bir şey bekler. Bence haklılar olarak. Haklı olarak beklerler. Daha doğrusu işte. Orijinale sadıklık. Aynısını ben Wings'te de yaşadım şimdi. Yakın zamanda şey izledim. İlk bölümünü izledim. Sonra dedim ki Allah kahretsin ya. Gerçekten Allah kahretsin. Bunu niye yaptınız? Ve kapadım. O yüzden çok iyi anlayabiliyorum. Bir bölüm dayandım. Allah kahretsin. Niye Wings'e girdik şu an? Dur. Neden bahsediyorduk? John Watts. Yazıklar olsun John Watts. Gömme Oley. köşemiz. O zaman peki buradan yürütek Wings dedim mesela. Senin de böyle Wings dışında çocukluğundan çok sevdiğin ama sonra ileride uyarlanınca çok kötü bulduğun bir eser var mı? Düşüneyim. Böyle galiba böyle çocukluğumda Wings dışında hani büyüdüğüm zaman uyarlanmasını gördüğüm pek bir şey yok ya. Yani Ben Ten'i mesela çok severdim. Onun yeni sezonlarını hiç bilmiyorum Ben Ten'in. Sıfırım o konuda mesela. Ben de hiç bilmiyorum. En son Omniverse izledim. Omniverse hangisi ya? Zamanda Hangi var? yolculuklu işte hem küçük var hem büyük var. Tabii ilk Ha sezonu evet. oydu. Onu ben de izledim. Tabii. Şey, o yüzden böyle biraz cahillik mutluluktur. Mutlusuyla hareket etmek iyi oluyor galiba. Mesela Winx'in son sezonlarını da izlememiştim ben. Tabii büyüdüm çünkü yani. Ama live action gelince kahroldum ya. Dedim yani acaba Winx şu anda bu halde mi gerçekten de bunlar bunu uyarladılar. Sonra dedim ki yok canım konduramam yani. Mümkün değil Winx bu halde değildir şu an. Çok korkunç ya böyle... Ne denir? Animasyon filmlerin live action olması zaten sıkıntılı bir durum. Evet. Onlar animasyonsa bir sebebi vardır diye düşünüyorum. Yani sen şimdi Soul dedik. Mesela Soul'u bir film olarak nasıl bu kadar etkileyici yapabilirsin ki? En iyi örneği. Kesinlikle. Soul'un büyüsünü bize normal bir live action olarak verebileceklerini çok düşünmüyorum. Mesela Aslan Mesela. Kral geldi. Aslan Kral bence çok yani tamam birebir uyarlamışlar neredeyse de. Ya ben belki çok küçüktüm Aslan Kral'ı izlediğimde ama bana bir şeyler hissettirmedi film. Belgesel izliyormuş gibi izledim. Ruhsuz oluyor kesinlikle dediğin gibi. Bir kere hayvanlara nasıl duygu Yani. verdireceksin diye temelde çok basit bir soru var yani. Ben şeyi izledim. Yani izledim dediğim yeni bu live action Aslan Kralı. Başlattım ve kapadım. Onu da dayanamadım. Yani dedim yani National Geographic izlerim. Ne bileyim. Çok duygusuz geldi bana da. Sert geldi. Yani bu orijinalin verdiği büyülü havadan yok onda. Bilmiyorum ya. Çok belki çocukken sevdiğimiz için böyle geliyor. Belki de Olabilir. gerçekten animasyon olduğu için böyle geliyor ama hala Pixar filmlerini izleyip daha fazla sevdiğimiz oluyor. O yüzden muhtemelen animasyon olmasında bir büyü var onun. Bana öyle geliyor. Mesela ben küçükken sevdiğim sonradan mahvolan bir şey örneği vereceğim. Sihirli Annem. Sonra fark ettim ki Sihirli Annem hiçbir zaman iyi olmamış. Sihirli Annem kötüydü ama Sihirli Evet. Annem'in kötü olması da güzeldi galiba ya. Bilemiyorum Güzel bir artık. kötülüğü O vardı. zamanki Serkan ne düşünüyordu? Nasıl beğeniyordu bilemiyorum. Neden olmasın ya? Ben de çok severdim. Bence harika bir şeydi. Sihir büyü konseptleri keşke böyle hiç live action olmasa. Hani böyle Marvel çizgisinin dışında konuşuyorum tabii. Ya da DC çizgisi dışında konuşuyorum. Yo, DC Yani live böyle action olmasa da olur. Yani gördük live action olunca neler oluyor. BBS mi gömüyoruz? Yıl Yok, Batman ve 2013. Superman'i bizim tayfada nefret eden yok. Bizim Gerçekten sıkıntımız mi? Justice League. Yani çoğu kişinin sevdiği. Justice League'i sevmezsin yani ne bileyim ya. DC mi gömeceğiz şimdi? Tatlar kaçtı hemen. Patlar mı? Kaçacak şimdi. Çok büyük hayal kırıklığı biliyor musun? Ben Justice League'i gün saymıştım. Çok üzüldüm sonra. Justice League. Şimdi Snyder Cut geliyor. Ondan biraz umutluydum. Sonra yapılan açıklamalardan sonra biraz umudum azalmaya başladı. Snyder'ı seviyor musun yönetmen olarak? Ya o çok zor bir soru aslında. Ya seviyor muyum, sevmiyor muyum? Ya bunun temelinde mi Batman ve Superman'i ortalama bir film olarak buluyor muyum yoksa kötü bir film olarak mı buluyorum'a kadar iniyorum.
Bazen diyorum bu film aslında o kadar kötü değil yani. Bazen diyorum çok kötü. Bazen Snyder'a bakıyorum çok iyi işleri var bence. Man of Steel'i ben bayağı seviyorum. Başka işini çok izlemedim yani televizyona falan denk geldim. Watchmen'i çok övüyorlar ama o da çizgi romandan birebir uyarladığı için güzel diyorlar. Watchmen'i ben izlerken açtım çizgi romanı ve takip ettim sayfa sayfa. Line line sayfa sayfa takip ettim. Satır satır hepsini almış. O biraz şeyin başarısı zaten. Alan Moore'un başarısı o yüzden. Yani Snyder'ın değil o film bence. Tabii uyarlamak okey. Çok büyük bir emek isteyen bir şey. Ama birebir uyarlayınca da o artık şey yeni bir muhabbet açılıyor. Yani bu kimin başarısı? Bu yönetmenin başarısı mı? Yazarın başarısı mı? Diye bir muhabbet açılıyor orada da. Bana biraz daha yazarın başarısı gibi geldi o. Bilmiyorum ya. Snyder filmlerinin böyle kendini fazla ciddiye aldığını düşünüyorum galiba. DC'de çok yapıyor bunu özellikle. BVS'de mesela. Kendini çok çok ciddiye alan filmler çekiyor ama esasında biz ne izliyoruz? Süper güçleri olan iki adamın kavga etmesini izliyoruz yani. Bence O kadar ciddiye alan Man of Steel'de onu iyi tutturmuş işte. Gerçekçi bir Superman portresi çizmeye çalışmış işte. Dünya garipsiyor onu. Batman ve Superman'de bu konuyu devam ettirdi ama yani bence o ilk filmde işlenip ikinci filmde başka bir konuya geçilmesi gerekiyordu. DC ya işte çok şey. Girersek çıkamayız bence. çok hataları var DC evrenin yani sinematik evrenin de. Çizgi romanları çok güzel. Ben beğeniyorum DC'nin çizgi romanlarını. Ben bayağıdır günceyi takip etmiyorum çizgi romanlarda da. Ben de bu arada. Aynen. En son şeyi okudum. Aradan okuyorum. Flash Forward'ı okudum güncel denilebilecek. Ondan başka güncel hiçbir şey okumadım. Ben ne okudum acaba en son ya? Bayağı oldu biliyor musun çizgi roman okuyalı. Uzaklaşıyorum, Yerden sonra inanamıyorum. çizgi romanlar sanki insanı uzaklaştırıyor gibi geliyor bana. Böyle artık Tekrara düşüyor olabilir biraz. evet çünkü kaç yıldır olan eserler yani. Evet evet haklısın. Biraz tekrara düşüyor gibi gerçekten. Ama Şimdi hani Joker Batman sen gelsin. kim geliyor tekrar söyle, Şimdi duyamadım. Joker'imsi Batman gelsin. Sonra kötü Batman, iyi Batman. Yani güzel işlenince işlenir. Ama hani bunda da bence okuyucunun mutlaka şey yapma, yorum yapma hakkı da var işte. Çok tekrara düşüyorsunuz falan diye. Kesinlikle var yani. İşte biz de bir 5 dakika yani şey kayda başlamadan 5 dakika önce DC gömüyorduk. Biz böyle sürekli bir şeyler gömüyoruz. Çok iyi, harika bir kuruluş. Evet. Wonder Woman 84'dan giriyoruz. Sonra şeyden çıkıyoruz. Neyden çıkalım? Avengers Endgame'den çıkıyoruz. Sonra bir bakıyoruz Rise of Skywalker. Ah, oh, Rise of Skywalker. Allah kahretsin. Sildim ben onu. Yok öyle bir film. Çok yok öyle bir film. Ki ben böyle çok Star Wars delisi bir insan da değilim. Yani böyle sadece filmlerini izledim. Ve Jedi Fallen Order oynadım. Falan böyle minik minik şeyler. Ama yani o film. Yok abi yok yani sağ ol. Şey gibi bir çocuğu küçük çocuğun ilkokula giden çocuğun bir hayal fantezisi gibi. Değil mi, değil mi? Buradan da şu gelsin. Şu Böyle. çıksın. Her şey böyle tesadüflere dayanıyor ve iyi şansa dayanıyor ya. Hiç sevmiyorum o filmleri. Çok ucuz geliyor bana. Ya ben J.J. Abrams'ın çok az işini izlemiştim ve neden şimdi insanların J.J. Abrams'tan nefret ettiğini anlamadım. Star Wars 7 bence o kadar kötü bir film değildi. Ama yani Rise of Skywalker'dan sonra J.J. Abrams'tan çıkan bir iş mecburen izleyeceğim bu arada. Justice League Dark dizisi çekecek. Aha. Bilmiyorum, J.J. Abrams'ı ben çok bilmiyorum ya. Ne yalan söyleyeyim, Ben de bilmiyorum. çok bilmiyorum. Ben Star Wars'tan tanıyorum. Aynen. Sanırım ben de Star Wars'tan tanıyorum. Çünkü başka işi canlanmadı şu an kafamda. Düşünüyorum da. Star Trek'lerin filmlerini yönetti. Ya da Ben prodüksörlüğünü hiç yaptı. düşemedim ya Star Trek. Trenine hiç binemedim. Yani çok hoşuma gidiyor. Böyle çok köklü bir hikayesi olması bayağı hoşuma gidiyor. Takdir ettiğim bir şey bu uzun süren hikaye anlatımını çok seviyorum mesela Doctor Who da o şekilde. Ama düşemeyince de düşemiyorsun. Hiç yani Evet. düşemedim o yüzden bilemiyorum. Senin bir de bir oyuncu tarafın var bu arada. Daha demin de Jedi Fallen Order dedin. Evet. Sanırım bir Xbox sahibisin. Yanlış bilmiyorsam. Evet.
Onu araştırmadım bu arada, tamamen Spotlight aklımda. Evet, Xbox'um var. Çok sevdiğim. Nedir Xbox falan, bunu açıkla diyorum, yok. Beni karantinada akıl sağlığımı korumama yardımcı olan. Tartışılır tabii. Canım Xbox'ım. Pass ne kadar büyük bir deal bu arada. Game Pass gerçekten ya. Allah herkese Game Pass nasip etsin. Yani ben bilgisayarda bile onu kullanıyorum. Mükemmel bir şey Game Pass gerçekten. Daha az önce Game Pass'tan indirme başlattım biliyor musun? Buraya gelmeden. Mükemmel bir şey. Sırf yani şey final dönemindeyiz şu an. O yüzden final döneminde ben Game Pass almamayı tercih ediyorum. Tamamen kendi iyiliğim adına. Ya da sınav döneminde. Şimdi işte Game Pass aldıktan sonra yanlışlıkla almış oldum. Şöyle size anlatayım. Şimdi benim EA Play'im vardı. Okey. Evet. EA Play'de çok bir oyun yok zaten. Battlefront 2 indirmek istedim. Battlefront 2. Single player'a girerim diye. İndirdim. 80 GB koskoca bir oyun. Ondan sonra sarmadı single player kısmı. Aa dedim 80 GB boşa gitmesin. Ben şimdi bir de kendime Xbox Game Pass alayım. Live yani. Live Gold'um da olsun. Şeye gireyim. Multi'ye gireyim. O yüzden almış oldum. Final döneminde gerçekten Game Pass almak büyük bir cesaret örneği. Niye bunu yaptım bilmiyorum. Büyük bir hata oldu ama almış oldum şimdi. Mecbur oynayacağız bakalım. Evet, of, biraz zorlanacaksın herhalde. Evet, mecbur artık ne yapalım. Kardeşime bırakacağım konsolu. Yapacak bir şey yok. Aynı zamanda bir kedi sahibisin sanırım. Keşke olsam değilim Aa, değil maalesef. misin? Ama bütün kedilerin annesi olabilirim Bot aslında. Ay, bot mu düştü? Bot düşmüş. mu Rip. düştü? Bir daha alırım. Evet, bot Sahibi düştü. duruyor nasıl? Süresi mi var onun ya? Yo, arada hata veriyor bu bot. Başka bot var. Onu. Kaç tane bot var? Uu, Çok bot var domates. bizde. Sizin bir domates çorbası muhabbeti var bak. Ben onu bilmiyorum çok. Hiç bilmiyorum daha doğrusu. Anlatacağım, bir dakika botu alayım. Ya da anlatabilirim. Mustafa Anlatayım. OBS'ten kayıt yapıyorum şu an. Aynı zamanda bot çıkarsa diye. Neyse, OBS'teki kaydı kullanırız. Bot değil. Now recording. Şey şimdi, domates çorbası geyiğini anlatayım. Evet, İlk lütfen. yendi serisine başlayacağız. Şöyle oldu. Mert işte, daha demin kayıttan önce bahsettim. Bana bir gün ses kaydı attı. Benim D&D'deki nihai amacım domates çorbası bulmak olabilir mi diye. Ben de buna Çok tamam out of dedim. context bir şekilde mi geldi bu? Evet, böyle normal gündelik konuşma. Harika. Sonra tabii böyle domates çorbası evrene dahil olması lazım. Fantastik bir evren değil. Ben domates çorba üzerine bir hikaye yazdım. Böyle işte, Gerçekten mi? evet. İmparatorluk domates çorbasını yasaklıyor işte. Sadece imparatorluk üretebiliyor ve en iyi domates çorbası imparatorluğun bahçesindeki bir domatesten yapılınca oluyor falan. Böyle acayip klişe. Sonra Klişe mi? evet. Sen hangi kurguda domates çorbası gördün? Mükemmel bence. Sonra bir anda domates çorbası hikayenin göbeğini oldu. Onu bir de şey yaptık. Nadir bir eşya olduğu için ekstra şey veriyor. Buff veriyor. Böyle çok, her şey böyle gelişti. Evrene bakıyorum. Şey işte, imparatorluk var, kötücül güçler işte, şampiyonlar var, onun üstünde tanrılar var. Ve domates çorbası var Lord'da. Mükemmel. Mükemmel gerçekten. Domates and Dragons. Bayıldım. Böyle bir domates çorbası İnanılmaz ya. Evrenin ortasına domates çorbası koymak gerçekten dahice. Ve klişe falan diyorsun ama ki diyorum ya sana kimin evreninde domates çorbası var. yani Star Mükemmel bir Wars'ta şey. domates Bayıldım. çorbası yok mesela. Büyük eksiklik yani. Yani. Büyük eksiklik. Yazıklar olsun. Şimdi. Yazıklar olsun John Watts. Şey yani, Yoda şimdi Jedi kafeteryasına gidip domates çorbası içemiyor mu? Abi ya. Beni mahvetti şu an. Yazık. Yazık yazık. Çok iyi muhabbet ya. Domates çorbası Evet. harika. Çok out of context gelmesine de bayıldım bu arada. Nasıl bir Bizim Millennium sohbet dönüyor Falcon içeride? yönetimi bayağı tuhaf yönetiliyor.
Twitter'da bizim böyle bir serimiz var. Yani balkon nasıl yönetiliyor diye. Bakacağım hemen buradan çıkar çıkmaz bir ben, sıra bende. Artık ben stalklayacağım. Kaçamazsınız. Olamaz. Orada bayağı karanlık bir yer. Bir çukur daha. Bir de buraya düşelim. Başka hemen notlarımı inceliyorum. Hemen stalk Uzun kedi uğraştım. konuşuyorduk ya. Ha. Kedi konuşuyorduk. Tamam, Ya kediye kedi devam konuşuyor. edebiliriz. Kediler harika varlıklar değil mi? Evet, ben bir Bayılıyorum tanesinin kedilere. sahibiyim mesela. Gerçekten mi? Evet. Adı Evet. ne? Canım benim ya. Keşke benim de kedim olsa. Çok isterdim bir tane kedimin olmasını. Bence harika üstün yaratıklar. Evet, bence insanlardan daha iyiler. Kesinlikle. Şey izledin mi Wonder Woman 84? Tabii ki. Keşke izlemeseydim. Wonder Woman 84'te Çita'nın mükemmel bir varlık olmak istemesi ve sonunda bir kediye dönüşmesi. Yani gayet açık ve net bence. Kediler üstün ırktır. Aa, hiç böyle bakmamıştım. Meğerse gizli mesaj veriyormuş, değil mi film? Evet. Kesinlikle. Çok kötü filmdi, orası Evet. ayrı. Büyük oyunu çözdük. Kesinlikle. Ben o filme ilk baktığımda IMDb sonun 7 küsür bir şeydi galiba. Tam hatırlayamıyorum. 6,9 ya da 7 idi. Sonra böyle her gün girmeye başladım. Böyle an be an düşüşünü izledim onun. 5,9 işte 6'ya düştü önce. Sonra 5,9'a düştü. Sonra 5,8. Şu an sanırım 5,4. Emin olmakla beraber. Benim için o film travma ya. Şey, filmin ortasındayım. Bir Hı. mesaj geldi. Biz o gün siteyi yeni açmıştık. Site çökmüş. Evet. 5 saat siteyle uğraştım, sonra gelip filme devam ettim ve o kafayla nasıl filmi izledim bilmiyorum. Bir de film de çok kötüydü. Kafam dağılmıyor. Hiç ödüllendirici olmamış gerçekten. Kötü filmdi ya gerçekten. Evet. Yani böyle hiç ben Pedro Pascal için yani izleneceğini düşünüyorum bu filmin izlenirse. Yoksa hani konusundan falan değil. Pedro Pascal'ın karakteri bence harikaydı Wonder Woman'da bu arada. Benim bu Yani konuyla ilgili şeyi çok çok güzel bir beğendim. yorum var. Ha, Bitir. nedir? Bitir söyleyeyim. Öldürebilir miyim? Tamam. Şeyi çok beğendim ben. Villa'nın bu defa böyle büyük bir savaş sonucu ölmemesi mevzusunu ben biraz sevdim ya. Güzel geldi bana o olay. Benim yorumum şu. Bir Wonder Woman filminde bir erkek karakter daha iyiyse, daha ön plandaysa, insan onu daha çok sevdiyse bu filmin zaten başarısızlığını gösteriyor. Güzel bir nokta. Düşüneyim. Evet evet yani Wonder Woman filmi izliyoruz değil mi biz sonuçta? Evet. Pedro Pascal filmi izlemiyoruz. Yani Ne Pedro bileyim Pascal ya. filminde Gal Gadot konuk olmuş. Ya bu filmde biraz Gal Gadot'a güvenmişler belli ki. Yani çok böyle şey vermemişler ona. Bir iki noktada oyunculuğunu çok beğendim Gal Gadot'un. Mesela Steve Trevor'dan o ayrıldığı sahne işte çok böyle orada bir uzun bir one shot çekim var. Hemen onu öpüyor, sonra Aha. arkasında dönüyor, gözyaşları içinde yürüyor. O sahneyi çok beğendim. Çok kısa bir sahne ama hani Gal Gadot'un oyunculuk böyle hani gerçekten oyunculuk yaptığı nadir sahnelerden bence o filmde. Ben Bilmiyorum onun ya oyunculuğunu böyle. da beğenmedim pek. Yani Evet şeyden. evet işte onu diyorum. Çok bir şey yok yani filmde böyle. Oyunculuk yapacak bir şey yok pek. Demişler ki sen Gal Gadot'sun, güzelsin. Gel. Yine dediğim gibi konusu da çok sağlam değil zaten. Şey var. İşte ne yapsın abi Wonder Woman? Dünyayı kurtarsın ne yapacak yani Wonder Woman? Dünyayı kurtaralım. Okey tamam nasıl dünyayı mahvedebiliriz? Nükleer füze. Havada nükleer füze patlatıyorlar. Feci ya. Hani nasıl bir mantık bu ne bileyim. Havada nükleer füze patlatıyorlar ya. Bunu yapmamalısınız yani bu. demişken bence 2017 mi 2018'den beri hayatıma katıldım. Yani bence sinema sektörüne insanların fark etmesi, Pedro Pascal fark etmesi hayatındaki en iyi olaylardan biri olabilir. Sonunda yani birileri Pedro Pascal'ın fark etti adamı Mandalorian'la beraber. Daha önce ya yine iyi işleri vardı ama bu kadar ön planda değildi.
Evet, o şey harika bir şey bence de. Çünkü Pedro Pascal'ın oyunculuğu gerçekten ben beğeniyorum en azından. Bence çok güzel bir oyunculuğu var. Ve hani şey de biri böyle ne denir? Bir şeyler başaran bir insan, öyle diyeyim. Oyunculuk adına en azından. Kendini böyle tekrarlamayan, farklı rollerde oynayan biri. O yüzden Pedro Pascal'ın ünlü olmasına ben de çok mutlu oluyorum yavaştan. Biraz geç ama Yani. güzel. Mesela şeyi izledim. Kingsman 2'de de oynuyordu o sanırım. Şeyde. The Secret, The Golden Circle. The Golden Circle'da oynuyordu Kingsman 2'de. Orada da çok iyiydi. Triple Frontier'da oynuyor. Evet, Triple ben de oradan Frontier ben hiç izlemiştim sadece. beğenmedim. Ama çok iyi orada. O film de o kadar iyi değil. Yani bilmiyorum ben. Triple Ya oyuncu Frontier. orada Şey ya. oyuncular kurtarıyor sadece. Aynen öyle. Düz aksiyon filmi. Ben de çok bir şeyini görmedim. Sonra The Great Wall'da oynamıştı. Great Wall hayatımda izlediğim en kötü filmlerden biri. Ben onun yaş Neydi o ya? kasinemasına gidecektim. Allah'tan gitmemiştim. Great Wall'un mu? Allah kurtarmış. Her ne günü şeye gidecektik. Ya ona ya da Assassin's Creed'e gidecektik. Assassin's Creed'e Haydi gitmiştik. canım. O da çok iyi değil canım. Olsun. En azından eğlenmiş. Ya Great Wall'u hiç izlemedim bilmiyorum ama yorumları pek iyi değil diye biliyorum. Çok kötü, çok. Hayatımda izlediğim en kötü filmlerden biri gerçekten. Assassin's Creed eğlenceliydi ama evet. Assassin's Creed filmindeki şey Animus bana çok komik gelmişti ya. Bu şey mi? İşte makine büyük. Bağlıyorlar Evet, adamı. evet. Evet. Assassin's Creed'in filmini bu kadar günümüz hikayesine bağlamak ne kadar doğruydu bilmiyorum. Bence Assassin's Creed'in tam günümüz hikayesi çok ilgi çekici. İşte garip bir ırk var. İşte Adem'le Havva'dan beri gelen bir hikaye. Ve benim Assassin's Creed'lerdiğim şey geçmiş kısmıydı hep. Gerçi son oyunlarda Evet. artık günümüz kısmını özlemeye başladık. Gerçi Valhalla'da Aha. bunu kaldırdılar biraz. Aynen öyle. Ben de çok beğenmiyordum. Beğenmiyordum demeyeyim, ilgilenmiyordum diyeyim günümüz kısmıyla en başlarda. Fakat Assassin's Creed bize bunun sözünü vererek başlamış bir seri. Yani Assassin's Creed bize şey sözü vermedi. Hani sana işte sadece geçmişte asasin olan birini oynayacaksın. Sözünü vermiyor sonuçta. Sana diyor ki iki tür hikaye oynayacaksın. Asıl hikayemiz, ana hikayemiz 20. yüzyılda geçiyor diye bir söz verdi bize. Sonra da onu tutmadı. Sonuçta böyle bir şey var ortada yani bu Evet, bayağı 4'ten objektif bir itibaren. şey. Evet. Tutmadılar onu. Ve şimdi yavaş yavaş ona geri dönüyorlar. Ben beğeniyorum çabalarını, takdir ediyorum. Her ne kadar aldıkları yön çok hoşuma gitmiyor olsa da. Çabalarını takdir ediyorum en azından. Bunu şey yapabilirlerdi gerçekten. Son işte Origins, Odyssey ve Valhalla'yı Assassin's Creed değil de bir Assassin's Creed hikayesi tarzında böyle hiç modern günü katmadan farklı bir seri olarak yayınlayabilirlerdi. O kadar tepki çekmezdi, o kadar göze batmazdı diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Beğendiğim, sevdiğim oyunlar bu arada. Odyssey'de 150 saatim var. Çok severim. Ben yeni Assassin's Creed'lere çok az girebildim. Valhalla'yı indirmişim, sonra sildim. Dediğim için de geri indireceğim. Hiç giremedim. Valhalla'ya girmeyi planlıyorum. Ve o yüzden pek yorum yapamadım. O zaman şöyle bir sıkıntı olacak. Şimdi Valhalla'ya da gireceksin diyelim. Beğendin. Odyssey'e döneceksin. Origins çok kötü gelecek sonra. Zaten Origins. diyenler de şey diyor hep. Odyssey Origins'in daha iyi geliştirilmiş hali gibi diyorlardı. Kesinlikle öyle. Origins birazcık dengesiz bir oyun. O yüzden Origins hani en azından üçlemeyi oynamaya niyetlenen birisi için Origins'ten başlamak daha doğru. Ama hani diyorsan ben işte Assassin's Creed oynayacağım bana ne falan. Valhalla mükemmel bir oyun. Gerçekten Valhalla çok iyi bir oyun. Onun da hikayesini yeni bitirdim sayılır. Çok tatlı bir hikayesi var. Bilmiyorum. Modern güne çok önem vermişler. Eski oyunlara kıyasla en azından. Hoş olmuş. Ben Valhalla'dan şeyi korkuyorum. Çok saat gömmem gerekecek gibi gözüküyor. Bir şey diyeyim mi? Çok saat gömeceksin. Yani şey. Odyssey'de benim daha fazla saatim var. Fakat bunun sebebi Odyssey'nin evrenini daha fazla, evrenin dediğim işte hani antik Yunan atmosferini daha fazla beğeniyor olma. Hani girip zevkine de girip yürüdüğüm oluyor.
Ama Valhalla'da yapacak çok şey var. O kadar çok şey var ki adım başı bir tane çocuk gelip senden yardım istiyor mesela. Çocuk geldi değil mi? Kıramazsın çocuğu. Yani. Yardım ediyorsun çocuğa. Oradan saatler birikiyor. Kaldı ki ana hikayesi çok uzun. Gerçekten çok uzun bir ana hikayesi var Valhalla'nın. Bit artık bit bit diye oynamıştım en sonlara doğru. Çünkü finallerime falan denk geldi. Yani derslerime denk geliyor. Derslerimi engelliyor. Bit artık bit ne olur falan diye oynadım. 80 saatte bitti ana hikaye. Yazıklar olsun. Ne diyebilirim? Ben Last of Us Part 2'da bile çok uzun gelmişti bana ki oyun 20 saat mi ne? 25 saat mi? Gerçekten mi? Evet. O zaman çok geçmiş olsun. Evet ben hiç uzun soluklu bir oyuna girmedim. Ya yani şeylere girerim. Sandbox oyunlar tabii ki uzun soluklu. Onları saymıyorum. Evet. Hikaye gereği uzun bir oyuna girmedim. O yüzden çok korkuyorum. Ama bir yerden de Ben de başlamam gerekiyor. korkuyorum. Yani çok gerekiyor mu? Bak orayı bilemeyeceğim. Ama hani merak farklı bir şey tabii. Ben de çok sevmem uzun soluklu işleri. Mesela dizi pek izleyemem açıkçası. Çok dizi izlemişliğim yok. Çünkü şey yapamıyorum yani. O kadar uzun süre dikkatimi veremiyorum bir hikayeye. Ama oyunlar interaktif oldukları için gidiyor. Benim şimdi fark ettim o kadar open world şeyim de yok. Ben lineerci ilerlediğim için open world Lineer oyunlar olmasından ayrı korkuyorum. güzel ya. Çok Korktum. çok güzel lineer oyunlar var. İşte en son Jedi Fallen Order'ı oynadım lineer hikaye olarak. Ve mükemmeldi. Çok beğendim. Bilmiyorum. Bakalım Ubisoft nasıl bir Jedi, şey Star Wars oyunu yaptı. Biraz korkunç değil mi bunu Ubisoft'un yapıyor olması? Bence EA'den daha iyi bir iş çıkarabilir gibi geliyor ama şey Massive Studios'a vermişler ki Massive 4 büyük oyunu var ve sadece ikisi iyi, ikisi kötü. O yüzden çok kararsız bir şey. Bizim. Bilemiyorum. Ubisoft parayı çok seven bir şirket. Şimdi yalan olmasın. Bence bana da EA EA da öyle geliyor. Daha fazla tabii canım geliyor. EA kesinlikle yani EA parayı çok seviyor. Ama Yani Ubisoft Battlefront 2'den biliyoruz. Allah kahretsin yani. Ubisoft'u giden biliyoruz Hepsi John Watson evet. suçlu. Hepsi John Watson. Yazıklar olsun John Watson. Ah, John Watson deyince Ah dertlendim. Bir süt koy kendine. Öyle yapacağım. Dertlendi. Aa bir de Hades oynadım bak. Hades de çok güzel bir oyun. Hades'e ben girmeyi planlıyorum. Hatta sırf Hades'e aslında birkaç ay önce gelecektim. Ama şimdi hava atmak gibi olması çok tuhaf olacak söylemesi. Ama Nintendo Switch aldım bir tane Lite. Ay Dedim çok tatlı. Hades'i bunda oynamak daha mantıklı olur. Hem el konsolu. Ama Evet. burada acayip pahalı. Yani Öyle şeye göre, mi? Steam'e Ben göre bilmiyorum 100... hiç. Ya 90 lira Arjantin sorununda da Arjantin alınmıyor. 130 liraya mı ne geliyor? Çok Şimdi paraymış ya. 30 lira mı Steam'de evet 40 lira. Ben 32'ye aldım indirimden diye hatırlıyorum. Ve bir noktada da şey oluyorsun. Bunu siteye yazı yazarken Halit de şey yazmıştı zaten. Bence gereğinden az para verdim. Buna bir düşüyorsun. Çok çok iyi oyun gerçekten ya. Öneririm ama 130 lira da gerçekten çokmuş. Bilemedim. artık indirim Olsa. kovalayacağım. Kesinlikle. Keşke bir Switch'im olsa. Switch çok tatlı bir şey ya. Ama ben çok el konsolu yani mobil oyun da oynayamıyorum mesela. Bilmiyorum. Ya benim bu Switch maceram şöyle oldu aslında. Düşündüm AAA oyunları elde oynamak çok mantıklı geldi. Her ne kadar çok az olsa da Switch'te. Ama benim de dedi senin gibi şey elde oynama mobil oyun şeyim yok alışkanlığım falan. O yüzden bakayım bir sürece girdim. Animal Yok, Crossing'in var mı? daha yok. Onu alacağım Ya. ama listemde. Animal Crossing'i çok merak ediyorum. Oynama tecrübesini yani izliyorum da aynısı olmuyor tabii izlemek, oynamakla. Animal Crossing bayağı ilginç geliyor bana. Şu işte 24 saat olayı, mevsimler falan gerçek dünyaya göre. Tatlı ayrıca ya. Evet. Yani dümdüz tatlı oyun. Ne bileyim. Karantinada İkinci bir kafa dünya dinlemek olmak için. için çok seviyorum. Aynen öyle. Sims de benim için onu işte ona yarıyordu mesela karantinanın başında.
O yüzden böyle oyunlar bazen hayat kurtarıcı olabiliyor. Böyle ikinci bir hayatın oluyor ya orada. Çok hoşuma gidiyor o dünyada kaybolmak. Open World gibi şey de değil. Sürekli önüne bir görev yapacak, gidecek yer de çıkarmıyor yani. Otur evinde. Farmını yap. Tarımını yap. Hayvanlarına bak. Harika, huzurlu. Evet, yani çok merak ediyorum o yüzden. İnşallah bir gün gireceğim. Umarım. SS atarsın. Hepsine bakarım. Atarım. Bakayım başka bir. Neler neler çıktı en son? Hiç aklıma gelmiyor hiçbir şey. Okulun bölüm akranlığı projesinde gönüllü olarak bulunuyormuşsun. Allah Pardon, Allah. kötü oldu. Nasıl Biliyor ya? muydun? Aa. Evet, öyle bir şeyimiz de var. Mesela ben bu ne hiç bilmiyorum, hiçbir bilgim yok. Ya, hazırlık öğrencilerine yol göstermek amaçlı bir program. Gelip sorularını sorsunlar, işte ders almakta yardımcı olalım falan diye. Boğaziçi Üniversitesi'nin bu konuda bir liderlik, ne liderlik demeyeyim, yardımcı olma konusunda bir eksikliği vardı. Artık yok. Senin Hoş sayende bir şey. falan. Ben gönüllü oldum oraya. Artık yok. Ah, Mass Effect Andromeda oynuyordum en son. Bak o da var. Ama... O zaman oradan şeye bağlayabiliriz. Mass Effect'in yeni oyunu artı bir de remasterları geliyor. Hadi bağlayalım. Mass Effect 1, 2, 3'ü ben daha yeni oynadım sayılır. Ben oynamadım. Yani ne zaman? Yazın oynadım ben. Çok güzeller bu arada. Çok seversin. Harika oyunlar. Bizim Mert hayranı. Ben de bir gün başlayacağım inşallah. Remasterları bekliyorum. Bakayım nasıl olacak. Eğer iyi olursa onlardan başlarım. Olmazsa Ya klasiklerden. remaster geliyor ve harika bir şey tabii remaster gelmesi ama bir düşünüyorum ya oynanmayacak şekilde de değil şu an oyunlar. Ben daha yeni oynadığım için böyle şeyle bakabiliyorum. Modern zamanın oyunlarıyla kıyaslayabiliyorum birazcık. Ben çok böyle eksikliği olan oyunlar değil aslında. Şu anda da oynanıyor. Ama Mass Effect Andromeda'nın yanında tabii yani bir remaster güzel olabilir diyorsun. Çünkü Andromeda'nın grafikleri gerçekten inanılmaz. Diyorum. Fakat sonra insanlarını düşünüyorum Mass Effect Andromeda'nın. Üzerinden bu kadar vakit geçtikten sonra niye hala bu oyunda hatalar var? Niye hala karakterler böyle konuşuyor? Çıldırıyorum ya. Yüzünü falan buruşturuyor konuşurken. Çok sinir oluyorum. Ben o kadar uğraşmışım o karakterimi kustomize etmeye. Sen bana gelmişsin yüzünü çöpe şey yapan da karakter veriyorsun. Çok sinir bozucu. Neyse tatlı bir oyun bu arada. Yeni oyunu da bekliyorum. Çok biraz umutluyum ondan. Çünkü şey var hani ana ekip yapıyor o oyunu. 1-2-3 yapan ekip yapacak. Öyle mi? Andromeda'yı yapan ekip de yok. Evet. Andromeda'yı yapan ekip farklı. Mass Effect 1-2-3 yapan ekip farklı. Yeni oyunu da 1-2-3 yapan ekip yapacak diye biliyorum. O yüzden umutluyum ondan ya. Ben bayağı umutsuz şeyden dolayı tamamen. BioWare'in son yıllarından dolayı. Ve EA Yani olabilir Access. evet. Şimdi mesela geçen şey haberi çıktı. Knights of the Old Republic'in devamı çıkabilir. Daha kesin bir şey yok. Ama çıkarsa da işte BioWare ya da EA yapmayacak diye evde göbek attım. Yazıklar olsun Can Wat. Evet, BioWare'i çok bozdu adam. Oraya da el attın be adam. Yazıklar olsun. Bilmiyorum BioWare çok yani bildiğim bir şirket değil ama şeyini biliyorum yani. Sevilmediğini son zamanlarda. Çünkü benimle de çok dalga geçildi. Gerçekten BioWare'den umutlu musun diye. Dedim yani ne bileyim. Hani bilmiyorum Mass Effect ya. Çok tatlı bir seri Mass Effect. Neden olmayayım ki falan dedim. Ama farkındayım yani çok umutlanmayacak. Umutlanmamızın birazcık yersiz olduğu bir şey şirket olduğunu bilmiyorum. Belki çok iyi bir iş çıkar ama. Yani bilemeyiz. Umarım. Çünkü Umarım. EA çatısı altından da korksak, BioWare'den eğer konuşamadım. Korksak, yani EA çatısı altından çıkan Jedi Fallen Order örneği var mesela. Respawn tamam köklü bir firmaydı. Ama yine de EA yani başta bir EA olmasına rağmen iyi bir oyun çıkabiliyor. Rağmen. Yani ben EA benim en nefret ettiğim oyun firması.
EA sanırım en nefret edilen firma seçildi bir noktada. Gerçekten Yani öyle bir şey nefret var. demeyeyim de yani adamların oyunlarına bakıyorum. Yani ilgimi çeken oyunlar vardı. Mesela Dead Space var, Sims var, SimCity var. Sonra bakıyorum bu üç oyunun da şirketi kapatılmış. Kim tarafından? EA. Çok para göz bir şirket gerçekten. Çok fazla para göz. Yani Sims 4 gerçekten artık katlanamıyoruz Sims 4'e. Yani yeter. Artık çıkarmayın. Pek ne olur. Param yok. Veremiyorum. Alamıyorum. Bunun Steam paket fiyatı ne kadardı tüm paketlerle? Çok bin mi, iki bin Çok mi? para. Bilmiyorum ne kadar. Çok çok para ama. Bir de oyun Çünkü yani... paketlerin fiyatları da aşırı pahalı. Mesela Ha. orijinden baktım geçen 40 dolar bir pek. Kesinlikle. Ve zaten ana oyunu bedava verdiler bir noktada orijinden. Base game yani. Çünkü adamlar şey satmaya çalışıyor. Pek satmaya çalışıyor. Ana oyun bomboş. Base game Sims 4 bomboş gerçekten. Ve 3 ile kıyaslayınca da kötü yani. Böyle çok çok eksiklikleri var. Ama Downgrade 4 edilmiş fiyatı versiyonu gibi. şey belli. Kesinlikle. Sims 3 bir kere open world. Gezebiliyorsun. 4'te 2 dakikada bir loading screen bekliyorsun. İşte ne bileyim ya, hoş değil. Böyle çok şey de yok, fazla eşyası meşyası da yok. Koymamışlar çünkü al diye. Peklerde satıyorlar onları. Sinir bozucu gerçekten. Şu an bir Bilmiyorum, de çok çok doluyor. Dört Sims'in yapımcısı olan Maxis de kapatıldı. Yani Sims 5 o kapatıldı. durumunu bilmiyoruz. Büyük Sims ihtimal 5'ten peklerden kapatılıyor ilerleyecekler. şu an, onu biliyorum. Konsept art mı yoksa prototip mi ne, bir şey yapılıyor şu an Sims 5 için. Ama hani umutlu musun diye sorarsan ya. Çıksın istiyorum. Hey, Ama çıksın. Daha çok para yani. verelim. Çıksın, aynen, daha çok para verelim. Çıksın da bilgisayarım açmayacak. Konsoldan da oynamam. Oynayamayacağım bir şey olacak zaten, bilemiyorum. Neyse, ben multiplayer Sims için hala umutluyum bence. Hala umut var o konuda. Sims Online. Keşke, keşke. O kadar çok istiyorum ki böyle bir şey. Ben Sims 3 oynadığım Harika. zamanlar çok istiyordum bunu. Böyle 3 mü? evet 3 oynadığım zamanlar böyle birbirimizin evine gidelim böyle. Ay Karakterlerimiz kesinlikle ya. interaction'a girsin. Kesinlikle. Böyle bir şey lazım. Sanalika. Sanalika lazım bize. Evet bir triple A bir Sanalika. Evet. Triple A bir Sanalika şart. Ne yapacağız? Battlefront 2'de birbirimize selam mı vereceğiz? Hayır, ben arkadaşımın evine gitmek istiyorum. Aslında tam karantina dönemi için çok güzel bir oyun fikri. Kesinlikle Animal Crossing o yüzden zaten şey oldu, biraz Evet adamlar popülerleşti. tam bir de karantina dönemine denk getirdi. Yılın oyunlarını da yaptılar. Helal olsun bu arada gerçekten. Game Awards neydi öyle ya? O Game Awards demişken Last of Us deneyim etmedin sanırım da yine de izledin ya da Hayır. Keşke. İzledin mi peki? Aha, yani ilk oyunu birazcık biliyorum. O kadar. Ha, o zaman şey diyecektim. Çok kritik bir konuya girecektin. O zaman Last giremiyoruz. Last of of Us Us 2 Part mi 2. soracaksın? Evet. Bilmiyorum ya. Çok controversial gerçekten. Çok seveni var, çok nefret edeni var. Hiç ortasını görmedim. Yani biz Millennium Falcon olarak ikiye ayrılıyoruz mesela. Ben seven tarafım, Mert sevmeyen. Keşke PS Exclusive olmasa da oynayabilsem. PS Exclusive'lere çok gıcığım. Tamamen şahsi sıkıntım. Evet ya. Xbox'ım var çünkü. Şimdi bir de yeni Ya konsollar oynayamıyorum. çıktı, onları alamıyoruz. Öyle bir mevzu vardı değil mi ya? Şimdi ben nasıl Spider-Man 2 oynayacağım? Ah, yazıklar olsun John Watts. Evet, John Watts işte Spider-Man'i mahvetti, oyunları da mahvediyor. PlayStation yeni konsollar çok pahalı ya. Yeni konsol alınmaz demek istiyorum. Yeni konsol nasıl alınır? Şöyle alınır. Ya PlayStation için diyemiyorum çünkü garanti süreci Türkiye özel garantisi var diyebiliyorum. Ama Xbox'ın global garantisi olduğu için Amazon'dan getince uyguna getirebiliyorsun. Öyle mi? Aha. Türkiye garantisi de var. Ama işte PlayStation inatla bölgesel garanti, yani daha doğrusu global garanti var ama Türkiye kanunlarına göre sanırım bölgesel garantiye uyguluyorlar.
Böyle bir sıkıntı çıkıyor işte. Ben de benim şu an One X'im var. Ve geriye dönük uyumluluk da harika bir şey. Yani çok daha fazla oyunu açıyor sana. Şu anda hani Xbox One X alıp mahrum kaldığım zaten şey One S için pardon yeni seri için çok fazla oyun tanıtılmadı diye Evet, biliyorum. sadece bir medium var. Onun İşte dışında hiçbir şey yok. aynen. Medium var bir tek. O yüzden çok öyle mahrum kaldığım oyun olmuyor. Sadece PlayStation eksklusifler oluyor. Onlar da yapacak bir şey yok artık. Game Pass var onun yerine de. Mesela ben PlayStation Exclusive'ler için PlayStation 4 aldım. Şu an oyun yok. Yani alamıyorum. Pahalı değil mi bir de? Evet. Yani PlayStation PlayStation Now var. Yurt dışı hesabı açıp biraz kullandım. Ama şey tamam third party oyunlar olarak kaliteli oyunlar var ama first party oyunlarda çok az seçenek var PlayStation 4 üzerinde. PlayStation 3, PlayStation 2 oyunları da var. Onlar güzel. Infamous'lar falan Store. var, Uncharted'lar var. Ama PlayStation 4 için çıkan oyunlar yok. Çok isterdim bu arada Uncharted oynamayı da. Ama işte eksklusif yapmaya karar verdiler. Yazıklar olsun. Bakalım Paylaşın benimle Uncharted'ınızı. bilgisayara çıktı. Belki ileride Uncharted'ları da görürüz. Yani umarım bilgisayarım da o zamana kadar düzgün bir bilgisayar olursa. Çünkü şu an sadece indie oyunlar açabiliyorum. O da biraz sıkıntı. Mesela bilgisayarımda ne var şu an? Hades var. Game Dev Tycoon var. Büyük bir bağımlılık bu arada. Evet, çok büyük bir bağımlılık. Allah kurtarsın. Age of Mythology var. Onu da çok oynayamadım, henüz bakamadım. Oblivion var. Tamamen komik ve güldüğüm için. Oblivion NPC'lerini çok gülüyorum. YouTube'da mimlerini izliyorum. Gerçekten çok komikler ya. Bir de Stardew Valley var. Onu da yeni. Yeni eklentimiz. Daha başlayamadım. NPC'leri çok komik Evet. gerçekten. Benim zaten YouTube ana sayfam onlarla Star Wars ünleriyle bir de alakasız şeylerle dolu. Gerçekten benim de öyle. Sürekli bir Oblivion böyle şey 22 saniyelik Oblivion NPC videoları düşüyor önüme. Evet. Ya da YouTube'un algoritması değişiyor sanırım senelerce. Çünkü anlamıyorum. O kadar izlemedim. ya bir tane izlesen bile düşürüyor önüne. Gerçekten böyle bunun çok fazla... Bu bir janra ya. Bildiğim bir tür bu yani. Oblivion NPC videoları diye ayrı bir janra var bence YouTube'da artık. O yüzden oradan sürekli önerebiliyor sana. Hepsi çok komik. Hepsine gülüyorum. Orası ayrı. Bazen de böyle açıp playlistten izliyorum hepsini. Gül gül. Böyle sitcom tarzı. Güzel oluyor. Kayıt 1 saat olmuş. İstersen bitirebiliriz, istersen devam edebiliriz. Tamamen sana bırakıyorum. Böyle deyince büyük bir yük Bakalım. bıraktım değil mi üstüne? Evet, çok büyük büyük bıraktım şu an üzerime. Evet. Bakıyorum var mı diye. Yani bilmiyorum, kapatabiliriz istiyorsan. Yani her şeyi konuştuk gibi geliyor. Var mı böyle gündemde olup da konuşmadığımız bir şey? Varsa konuşalım onu. Aklıma bir şey geldi. Resident Evil'lar geldi de seriye hiç girdin mi? Resident Evil mu? Evet. Hiç girmedim. Korkuyorum açıkçası. Merak da ediyorum. Ama nereden başlayacağımı da bilmiyorum onu çok. O yüzden bilemiyorum. Evet, o biraz karışık olabilir bile. Her oyun ilk oyunlar bayağı eski. Diğer oyunlar aksiyon Öyleymiş ya ve korkunç da geliyor bana biraz. Bilemedim. Yani korku oyunu değil mi? Daha ne bileyim korkunç. yönelik. Yani Çok da korkan bir insan değilim ama hani ne bileyim ya. Oyun daha korkuyu deneyimlemedim sanırım düşününce. bence oyundaki İnteraktif bir deneyim olduğu korku için bilemiyorum. daha korkunç diğer işlere göre. Evet çünkü interaktif yani kontrol sende ve yine de korkuyorsun. O yüzden o biraz böyle daha korkunç oluyor. Kontrolün sende olduğunu hissetmek ve kontrolü o an kaybetmek. Bilmiyorum, biraz korkunç geliyor bana. Ama bakacağım. Bakacağım yani. Bir noktada bakacağım Resident Evil'a en azından. Ama nereden başlayacağım, nasıl başlayacağım onu bir halletmem gerekiyor tabii. Bilmiyorum. Benim bildiğim yani ben çok az deneyim. Yani 2'nin remake'ini oynadım. 7'yi oynadım. 8'i bekliyorum. Bir de 3'ü oynadım. Yani hikayeyi genel olarak anlıyorsun. Zaten 1-2 şey gibi düşün. Bir ayrı bir hikaye. 2 ayrı bir hikaye. Onlar sonradan bağlanıyor. 7 de ayrı bir hikaye anlatıyor mesela. Yine geçmişe bağlantılar var ama.
Oturunca anlıyorsun hikayeyi baştan sona. Bilmiyorum ya. Bir bakacağım. Şey, indirimlerde önüme çıkarsa bir bakacağım en azından. Şey diyecektim ha. Manyak Capcom bir de şey yapmış. PlayStation 4 için Resident Evil 7'ye VR özelliği koymuş. Oy maşallah. Oy maşallah. Evet, istersen VR'da da korkabiliyorsun. Çok iyi. VR olanlara Allah sabır. Sabır versin, ne diyeyim. Kalp krizi. VR'da korkmak farklı bir deneyim olsa gerek. Tabii biz hiç VR deneyemediğimiz için belki bir sponsor olur Ben burada. bir kere denedim Heh. VR, ama şeyde denedim. Müzede Ben denemiştim. telefonda denedim. Gariban bir Kaplumbağa yere. terbiyesi girmiştik. Tatlıydı. O zaman Çok hoş bir konularımız şey bitti. aslında VR. Yani Evet. biraz da bir yere konuşalım falan. Hep bitti. Biraz da VR konuşalım. Ha, sanki çok tecrübe ettik. Evet. Çok biliyoruz, hakimiz bu konuya. VR geleceği teknolojisi. VR. Dersler böyle işlenir mi? Hadi bakalım. Keşke bir VR'ımız olsa. Keşke. Gerçekten. Yok mu bir sponsor? Hem Yağmur hem bana. Evet, bana da. Sponsor sömürüyoruz. Bir de bizim diğer Lütfen. ekibe de verelim. Hadi onlar gariban Hadi. kalmasın. Vermişken geek Yazık. yapar da veririz. Oley. Yaşasın. Herkes mutlu olsun. İnşallah bir gün Knorr ya da MediaMarkt bize sponsor olur. Aa, umarım. Umarım. Özellikle Knorr'u Gerçekten. istiyorum. Evet. Domates Knorr çok sonrası. lazım. Katılıyorum. O zaman geldiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Seni bir gün Falcon sohbetlerinde de ağırlamak isterim. Podcast. Umarım. Bakalım. O zaman Harika görüşürüz. olabilir. Görüşmek üzere.